Umarım. Çocukluk muhabbeti nereden geldi? Hoş ya, öyle hoşuma gitti. O şekilde davrandım. Ne yapıyorsun sen şimdi? Ne yap. Konuda? Hoşuna gittiyse bu da hoşuna gitsin. Yap. Yaptım. Ama hoşuna gider diye. Senin daha çocukça... zoruna gitmiş. Benim hiç umurumda bile olmadı, biliyor hoşuna musun? Hoşuna gitmiş, o yüzden yaptım. Bu da hoşuna gitsin. Aynı şey. Kaşınma fazla. Ben kaşınmıyorum, sen kaşınıyorsun bence. Oh iyi yaptım. Şey, canım mı acıttı? Yok. Canım mı acıttı? Yok, güldüm. Komik çünkü. Çocuk aynen şey. Ben, yo, öyle ben de kapattım şu an. Tamam o zaman. Hak etti yaptım. Dilara'nın fotoğrafını kapattı. Resmini kapattım. O benimkini kapatmış çünkü. Ben yani ters çevirdim, o da yere attı bak. Bak yere atmadım, aynı şekilde kapattım. Ben ters çevirdim, o da yere attı bak. Masanın üzerinde yere attı. Evet, haklı. O ters oğlum çevirdim. Vurduğu yerden değildi mi? Kapıcıya kapattım. Bana çocuk diyor ya, evet. Kendisi çocukluk yaptı. Hoşuna gideceğini düşündüm. Kes. Hoşuna gitmiş ya, öyle hoşuna gidiyormuş. Kes. Çok şey insanlarız senden. Şu an... Çok çocukça. Sana ne, çocukluk yaptım. Tamam yapmışsın işte. Yok. Canım öyle istedi, böyle yaptım. Tamam. Sen yapmışsın. De yaptın çocukluk. Bak beraber ben karşılıklı yaptım. Çocukluk ben yaptım. Ben 19 yaşındayım zaten. Zaten da çocuksun. Evet. Çocuk değil ya. Senden küçük. Çocuk küçük zaten. Ya buraya bana gelmiş, o kadar ya, da küçük çocuk değildir de çocuk gelmişti. Çocuk ya, hala çocuk yaşından benim için. 19 yaşında yani bir kız benim için, ben benim gözümde çocuk. Yani 19 yaşındaki kızdan daha çocukça davranıyorsun. Evet, sen de aynı şekilde yaptın. Tamam ama sen yaptın ya, hoşuna gitmiş. Tamam, ben hoşuma gitti, öyle yaptım. Neden bu kadar dokundu, neden bu kadar takıldın? Takıldım çünkü istemiyorum. İstemiyorum. Yapmışsın ya, demek ki senin İkinizi yan yana görmek istemiyorum. Senin yüzünü de görmek istemiyorum. Nil'le sana huzur olmayacak, ben sana söyleyeyim. Sen bir kez daha düşün bence Aşko. Efendim? Bir kez daha düşün bence Oğuz'la yola çıkacaksan. Çünkü sana asla huzur yok bu evde. Vermeyecek. Oğuz'a da huzur vermeyecek, sorun orada. Görüşmeyi düşünmek için Oğuz'la, bu Oğuz'la ilgili bir şey. Dilara yüzünden böyle bir şey yapma. Aa, dilin açıldı senin bana karşı. Üstüme geliyorsun, zorluyorsun. Bekle. Ne? Zorluyorsun çünkü, gereksiz zorluyorsun. Ya sen zorlasam ne olacak, zorlamasam ne olacak, ne? Sen istemiyor muydun Oğuz'dan ayrılmak? Yo, istemiyordum. Deli gibi sabah ne yapacaksın? Hayır, istemiyordu, Oğuz itti onu deli biraz. Deli gibi aşım, şu an istiyorum. İşte ben flörtüzdüm, senden de soğudum diyen sen değil mi? Evet, dedim sana ne. O belki de tamam, şu an dedin işte Oğuz istemedin. Belki de şu an istiyorumdur yani. Ve yaptım da. Ve alacağım belki de yani. Senin yüzünden bozuldu aramız. Benim yüzümden. Evet. Tam bir kara kedi değil mi? Yarın bir gün buraya ben yeni bir aday geldiğinde de... Aynısını sen yaşayacaksın. Yaşayabilirsin. Ya. Bunların hepsini göz önünde bulundu diye söylüyoruz. Tabii ki olabilir. Başkası gelir. Oğuz gider. Ondan hoşlanır. İşte biz de ilk başta. Herkes ilk başta böyle değil. Bunu zaten yaşayınca öyle olmuyor. Kırıldığım tek nokta Nihle. Ben bundan mutlu olduğumu mu düşünüyorsun? Şey... Hani bir kırmızı odayı çağırmadan önce bir fırsat, sen de bir fırsat verseydin ama keşke. Ama zaten bunu 15. falan konuşmamız ve dedim ki düşünemedim. Evet, sonradan düşündüm. Sonradan tamam, aklıma geldi. Senin yanında evet, konuştuk mu? Konuda söyledi tamam. Ama. Tamam. Evet, ama tekrar biz o gün konuştuk. Ama. Yeliz'i çağırmak istiyorum. Aynı zamanda sen dedin ki 5 dakika madem öyle, ben Oğuz'u çağırmıyorum, bir daha o şansı da vermiyorum. Konuşmayacağım zaten dedin. Yani ben o gün Oğuz'u çağırmasaydım da sen o gün çağırmayacağın için konuşmasamız olmayacak. Çağırmayacağım dedim. Ama sen sürekli hem çağırmayacağım deyip çağıracağım diyorsun, sevmiyorum deyip seviyorum diyorsun. Sana ne, belki ben böyle bir karakterim. Harika bir karakterim var o zaman. Teşekkür ederim. Rica ederim. En azından sevgili suskun değilim. Tahmin ettiğiniz kişi değildi. Ne oldu? Tahmin ettiğiniz kişi değildi. Mert değil miydi? Değildi. Görkem mi? O da değildi. Bat mıydı? Ne? Değildi. Söylemeyeceğim kimin olduğunu. Ama yine romantik bir kırmızı oda değildi. Arkadaşça mı çağırmış, tanışmak için mi? Evet, dilini açtım. O zaman şimdi... Nihle'nin dilini şeyin, açtım gerçekten. Tati'nin sözü gelmesi lazım. Söyle hadi. Kısmet olur. Hoş bulduk. Ben Dilara'yı çağırmak istiyorum. Ben? Nehri? Onun etkin gözlerinden yok ya. Çok şey anladım. Az etki. Tamam.
Anladım. Dedi ilişkimizde etkin yok olduğunu düşünmüyorum. Bir iki söyleyeyim. Şey yaratınca ilişkimizde ne gibi bir etkin olacak Dilara? İşte al böyle ufaktan bir etki. Nasıl bir etki mesela? O da temkinli davrandı. Bir daha alıp bir şey yapmadım. Evet yapmasın sonuç olarak. Ama onu hak etti. Nasıl hak ettim? Dedin ya bana etkin yok diye. Tamam. Bunun ilişkimize ne etkisi oldu? O senin için etkili oldu. O seni şu anda senin için evet. Onu ima etmek için hatta aldı al. Yoksun evde istediğini yap demek istiyor evet, aslında. Yoksun. İstediğini yap demek istemiyor bence. İstediğini ne demek istemiş aslında? Çerçeveyi ne demek istedi? Anlatsana evet, bize, aydınlat bizi. Ben aydınlatayım. Lütfen. Bence de hoş değil. Etkin yok dedi al sana etkin. Ama bunun bir etkisi olmadı ki. Aa, kimmiş? Aa kızlar kim beni çağırdı? Oğuz mu çağırdı acaba? Oğuz çağırdıysa güzel cevap olur. Mesela Oğuz çağırdıysa şimdi ne olacak? Senin için bir şey ifade olmayacak. Ediyor biraz mu? Biraz önce de dedim. Başka bir yeni biri de gelir. Oğuz onu ister. Hayır mesela gider, Oğuz Dilara'yı çağırdıysa sen yine de tanımak ister misin Oğuz'u bu saatten sonra? Dilara tanımak istiyorsa Dilara tanışır ve benimle tanışmaya olup biter yani. Başkası gelirse yine aynı şekilde. Ben ısrar edecek bir insan değilim ya da yeni gelen kıza kötü davranmam bunun için. Arkadaş camı. Ne dedi? Sen mi? Arkadaş camı. Sen. Bir gelsenize. Arkadaş camı. Hasret, önemli soruyu sor Hasret. Çok merak ettim şu an. Gitsek bizim gitsek belki bizimciler kalacak. Çok ustaki gibi geç. Şu an bir onları anlatmak ve Onur'a üzüldüm. Öyleydi. Dedim ki şu anlık ben kimseyi tanımak istemiyorum. Gündemimde Oğuz var dedim direkt. Hiç o heyecan yoktu ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım yani? Ayıracağız onu. Ne dedi? Ya hiç konuşamadım ki. Ayıracağız. Hiç konuşamadım. Hiç. Bana bir bakın. Bana bir bakın. Şey diyeceğim. Çok yanlış anlaşılır. Hayır beni bir dinle. Benim planım var. Söyle. Sen Nihli'nin tarafındasın. Tamam mı? Sen Nihli'yi bize karşı koru. Özlemiştik. Evet, Nihli gelsin. Nihli gelebilir. Teşekkürler. Sağ olun. Bizim git o kırmızı odaya basacaksın. Değildi. Evet, basacaksın. Bas. Ne diyeceğim basın? Ne? Basıp nasıl tepki vereceğim? Basıp bas. Ben de oturacağım aranızda da otur aranızda. Tuvalete gidiyormuş gibi çık. Kırmızı odaya bas. Kırmızı yolu biliyorsun bastığım zaten. Bastığım zaman nasıl tepki vereceğim ben? Çok sinirli bir insanım bir anda. Tamam öyle yap. Öyle. Tamam sen saçmalama da. Tabii ki dövmeyeceksin, ellemeyeceksin, bir şey yapmayacaksın. Oğuz'un gözünde daha da tamamen soğumam anlamına geldi. Yok diyeceksin ki. Bir şey zaten sen benim bu karakterimden hoşlanmıyor muydun? Al sana bu Dilara diyeceksin. Zaten bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim zaten kaybetmişsin. Bak farklı zaten kaybetmişsin. Son bir şeyini düşün. Saçma tabii git. Tam konuşturma dur. İçinden yapmak istiyorsan. Kimden izin alacağım? Kimseden izin alma, basmaya gidiyorsun. Baskının izni mi olur? Git. Gitsene. Dur bir, çabuk bak 5 dakikam var. Buradan mı gideyim? Buradan hayır, tuvaletten çık. Hoş geldin Nihli. Hoş buldum. Gel. Merhaba. Böyle alalım seni. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen? İyi, ne olsun. Elbisen çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Benim çağrımı bekliyor muydun? Bekliyordum. Evet. Kızlar da bekliyordu zaten. Kızlar ne dedi? Senin çağıracağın kesin de, bizce. Ha, sizce? Evet. Hı-hı. Keyfin yerinde mi? Çok da değil. Neden? Biraz Dilara ile sorun yaşıyoruz. Aa, ne oldu? Hani özel değilse yani konuşmak yok, zaten seninle ilgili. Aslında senin bilmen gerekiyor. Konuşmak istemiyorsan konuşma edebilirim yok, de. Yok, konuşmak istiyorum çünkü... yani işte bizim devam etmemizi istemiyor. Neden istemiyor ki? Onu anlamadım yani şimdi... Bilmiyorum, sanırım bugün seviyorum falan dedi. Seviyorum dedi. Evet. Çünkü ben dedim ki hani sevmiyordun, sen ayrılmıştın. Yo, şu an seviyorum dedi. Ama bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
çok da gerçekçi gelmedi ama Dilara'nın söylediğini. Çünkü hani ne ara sevdim ki? Yani evet. Biraz öyle geldi bana şu anda. Saçma. Bana da öyle geldi. Şu an sadece sinirden yaptığı bir şey. Değil evet. mi? Birazcık sanki inat etmiş evet, gibi inat. Sen de hissediyorsun. Hı hı. Evet, benim üzerime geliyor. Sana bir şey yapmıyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Yani bu konu seni soğutacak mı benden? Yani benlik bir durumun olmadığını sen artık farkında mısın? Yani senlik bir durum yok. Hani sen kötü bir şey yapmıyorsun sonuçta bana. Ama böyle devam etmesini istemem çünkü ben kavgaya falan gelemem yani. Zaten canım sen kavgalık bir şey yok ki. Burada kavgalık bir durum olamaz. Yani erkekler evinde de öyle. Çerçevemi ters çevirdi. Dilara evet fark ettim. Sonra ben de gittim onunkini yaptım. Aa evet. Aferin. Yemin ediyorum bak şu anda sana saygı duyuyorum. Çünkü benim yapacağım bir hareket anladın mı? Birisi gelip bana... Sürpriz. Senden bahsediyorduk. Biliyordum. Birlikte bahsedelim. Ama Dilara kötü mü? Sus. Oğuzcum. No, seviyorum Kuş. Falan demişsin. Neyi? Kimi? Oğuz'u. Evet. Tamam söylemiştim. Senden vazgeçmeyeceğim. Hırs yaptım çünkü. Neden hırs? Ben hırs yapılacak bir durum yok çünkü ki. Çünkü fırsat vermedin tamamen. Neye fırsat vermedin? Tanımamızın bitmesine. O yüzden hırs yaptım. Ne konuşuyorsun merak ettim. Şaka. Ben de geldim. Ya böyle bir şey olduğunu bilmiyorum ya anlamadım şu anda. Yani neyin hırsı sen bana kendin anlamadım demedin mi? Sen kendin bana demedin mi? Ben senden soğudum ben flörtöz bir insanım. Sen tamam, arkadaş devam konusundan et. Sonra arkadaş kalacağız dedikten sonra ben şoka uğradığım için öyle bir şey söyledim direkt. Ya böyle bir şey mi var Dilara yani saçmalıyorsun bence şu anda. Yok saçmalıyorsam kendime saçmalıyım izin vermeyeceğim. Ben kendine saçmalamış olmuyorsun. Üçümüz etkileyen aynen saçmalama. Aynen öyle. İyi oluyor işte bak. Yani bu ben bayağı... Çok tatlısın Dilara ya. Bayağı rahatsız oldum da. Yani açık konuşmak gerekirse. Olman için geldim zaten. Ya tamam sen böyle yapabilirsin. Benim için sorun yok da hani böyle bir şeyleri benim bak, kararımı ya da... Bak için sorun yokmuş. Benim kararımı... Etkilemiyor demek istedim. Etkilemezsin etkilemiyor yani. Etkilemiyor bence. Etkilenmez de. Bu kadar mı yani? Ya bu kadarlık değil yani bu ben... Hayır ne bak... ara birini buldun da beğendin de kızı kırmızı odalara yine kadar yükseliyor. Çaldın ya ne kadar nankörsün. Neyin nankörü neyin? Yani sen ne ara bir haftada sevdim falan da diyebiliyorsun. Ya sen ben sana yukarıda demedim mi? Biri erkekler tarafından gelirse beni dansa kaldırsa sen nasıl tepki verirsin diye. Evet dedi. Bu şekilde anlatmadın tepkini. Benim şu an buradaki tepkim sana saçma mı geliyor? Bir ilişkiye başlarsak ben ona göre hareket ederim dedi. Başlarsak değil ben şu andan sormuştum. Dedim. Şu andan sormuştum. Bir ilişkiye başlarsa ben orada sana ekledim Dilara. Yani şu anda ben en başta dedim ya saygı konusunu her zaman sonra göz önüne vurdum. Saygısızlık yapıyorsun şu anda. Gerçekten sabah da söyledin inşallah mutlu olamazsın dedin. Evet. Yani bu saygısızlık. Hayır bu saygısızlık yani, değil benim için. Büyük saygısızlık. İzin vermeyeceğim. Ya ben seninle arkadaş kalmak istiyorum. Bak sana ne kadar her zaman saygı duyduğumu da. Birden arkadaş kalmak istedim. O hareketin benim hoşuma gitmedi. Ama bir fırsat İstemiyorum. Verseydim, bir çabalasaydım, bir kendimi ne? Sana ifade edebilseydim. Yani ben sen bana ifade edemedin ki kendini zaten. Ama Dilara. Fırsat vermedin bana. Yani sen konuşmalarından da anladım yani anladın mı? Bu Pregala olayından da anladım zaten bu duruma geleceğini. Anladın mı? O yüzden adımlarımı hareket etmek istiyorum. Anladın yani mı? Yani bu kadar öngörülü bir insan. Öngörülü bir insanım. Her zaman da söylüyorum bunu. Herkes hakkında da fikrimi söyleyebilirim. Anladın mı? Ne yaparsan yap. Bilekliğimi de yarın getiriyorsun. Bak ne kadar doğru bir karar vermiş. Fark ettin mi? Araya girmek istemedim ama fırsat vermedin mi zaten? Fırsat vermedin mi? Galadan sonra. Kaç gün geçti? Ya 3 gün ben dedim ki ben ona fırsat... Yani evet. Ben dedim ki ona düşünmek istiyorum. Ben hı-hı. Kafamda bazı oturtamadığım şeyler var. Oturtamadım. İyi ki de oturtamamışım. Sen de fark etsin. Sana ilk kırmızı odada da bundan bahsettim. Evet söyledin. Biliyorum. Ben de onlara böyle söyledim. Evet, bana yani... onu söyledi dedim zaten. Bunda o gün de bir sorun yok. Bugüne hırs kadar yapmış kendisi şey diyor. Sevdiği mevdiği de yok. Hırs yaptı anladın mı? Büyük ihtimalle seni kıskandı. Tamamen bundan dolayı yapıyor. Hani kızlar kısa... şey söyledi, hani ona tepki vermemişsin, onun için uğraşmamışsın. Ben niye uğraşayım ki? Direkt vazgeçmişsin ya buna. Vazgeçerim abi, yani Nile, yani bu bana yapılan bir saygısızlık oldu. Bak ben buraya geldiğimde de her zaman saygı ve sadakatten bahsettim. Biliyorum. Sana da bundan hı-hı. bahsettim biliyorsun. Bu bana yapılan bir saygısızlıktır. Anladın mı? Orada yaşanılan. Acaba dedim aşabilir miyim? Bak burası farklı bir yer, dışarısı gibi değil. Ama yani bu benim... Ya biz ama yani bu hoş olmadı. Nihle vallahi öyle diyorlar. Kusura bakma. Yapayım mı? Görüşürüz. Lütfen görüşürüz. Fırsat verme kimseye dış etkenlere de. Yani tamam bilmiyorum mı? Biraz aşırıya kaçıyor gibi. Aşırıya ama... kaçıyor. Benlik bir şey olmadığını da biliyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Hı-hı. Konuşalım bunları. Tamam. Görüşürüz. Evet.
Çok iyi değil. İki günlük kız için. Bak şey demeyeceğim aşkım. Burada haftaları yaşamadık. Çünkü ben 6 gün yanındaydım. Evet. Bir saygısızlığım olmadı. Bana diyor ki sen kendini çabalayamadın diyor bana hani. İzin vermedin ki. Fırsat mı verdi bana? Tam ağlama. Ya ben zoruma giden şey bir günlük kız diyor ki etkin yok zaten. Bunu niye yaşatıyorsun milletin önünde tanımadan? Kız beni tanımadan öngörüde bulundu yani. Etkisiz olduğumu düşündü yani. Kimin ne düşündüğü önemli değil ki yani. Herkesi göreceğiz ya burada. Ya bak şimdi izleyeceksiniz. Baş başayken o kadar... İzledik. Oğuz'la baş başayken o kadar güzel şeylerden bahsetti ki bir anda bu çocuğun arkadaş kalması sevdası ben anlamadım. İkinizin kırmızı odasında. Tutma kendini, almıyorsun ama. Aynı benim yaşadığım gibi. Hayır, yanlış anlaşılacak, o yüzden her duruma gidelim. Ya kendini anlaşıldığı önemli değil, senin ne hissettiğin önemli ya. Arkadaşlar, olduğun için ağlıyorsun Oğuz'a aşkına. Ayrıca böyle şeyleri yapmak, buralara gelmek, bu ataklarda bulunmak cesaret ister. Ya çocuğun da aklını gördünüz mü? Gördük. Oğuz yüzün gülmüyor. Bro, ne oldu ya? Nasıl geçti? Gibi. Niye? Kötü mü yani? Bayağı kötü. Niye, ne oldu? Ya gayet iyi başladı. Kimle? Konuşuyoruz. Dihle'yle. Tamam. Muhabbet ediyoruz yani, sohbet ediyoruz. Dilara odayı bastı. Şaka yapıyorsun. Vay kanka. Vay be. Sebep? De vazgeçmeyeceğim ya senden dedi. Peki bir şey soracağım. Nihle konuşuyor mu Oğuz'la? Evdeki gibi sessiz değil mi? Nihle birebir de konuşuyor bu arada. Ya birebir de konuşuyor. Çok aşırı yani konuşkan değil ama normal sohbet ediliyor yani. Bana niye sen Nihle'nin karakteri hiç Oğuz'a göre değilmiş gibi geliyor. Değil işte, değil. Sen daha Oğuz'un karakterine ay, yakınsın. Ay, Oğuz zıt kutuplar çeker diyorlar. Aynen. Ama hani Oğuz mesela sıkılır bence Nihle'den. Yani ama mesela daha Oğuz gibi bir şey evet, değil. Zıtlık değil mesela dışarıya düşünün. Oğuz çok böyle şey bir dışarıda çocuk. Bile Oğuz'un rahat. Yanında ben Nihle gibi bir kızı beni yakıştırmam. Beni okeyden kaldırsın karakter oradan olarak, buradan çekip değil. Çıkarsın. Karakter olarak Oğuz'a daha böyle yani. Daha deli dolu. Daha enerji yanında olduğu için zaten onlar birbirine. Ağabey tüm enerjimi aldı bir hafta boyunca başkalarına gösteriyor şimdi. Kaç kişiyiz? 8. Ne yaptın aşkım? Bilmiyorum ne yapacağım. Kayın kızı tuttum. Dilara gerçekten bir şeyler hissediyorsan bunu bu şekilde söyle. Hem hırs yaptığını söylüyorsun hem de bir şeyler hissettiğini söylüyorsun. Hangisi? Sen daha anlamadın mı benim neye ağladığımı? Neye anladın? Neye ağlıyorsun? Ben bunu söyle. Muhatap olmak istemiyorum. Nehriyle muhatap, kusura bakma. Nehriyle muhatap olmak tamam, istemiyorum. Tamam, kız sana bir şey soruyor. Evet, soruyor. Ama şu an sinirliyim, bir sakinleşin. Sonra onu karşıma alacağım, baş başa konuşacağım. Tamam, Nehriyeciğim, öyle yapalım. Tamam, evet, bırakıyorum.